Hanımlar beyler, Arapasına hoş geldiniz. Bir kamera, bir tripod, bir de Abidin. Onu oradan kaldır oğlum. Allah daha büyük dert vermez. Bu yayın güzel bir yayın. Bu yayın özel bir yayın. Bu yayın sevgili bir yayın. Bu yayın... Aman neyse ne ya. Abidin yayın. Yay kayranı. Gerefsizsin. Hemen hemen her ay ekonomiyi canlı tutacak bir günümüz, bir haftamız ama illaki de bir ayımız var. Pek yakında Ramazan ayı geliyor. Oruçlarınız şimdiden kabul olsun. Oruçlarınız... Babalar günü ne kadar özel. Mesela eltiler günü, kayınbiraderler günü, bacanaklar günü, halalar günü, teyzeler günü. Habide en sevdiğim. Abidinler günü. En sevdiğim. Abidinler günü. Sus Abidin. En sevdiğim kaynanalar günü. Nereden mi biliyorum? Nereden? Orasını hiç merak etme Abidin, ben biliyorum. Nereden bildiğimi sorma Abidin. Biliyoruz da konuşuyoruz. Nereden? Sorma Abidin. Karıştırma ortalığı. Neyi? Neden? Kimi? Velev ki. Neyi? Ne belli? Bu kısmı yayınlama Abidin. Dipnot her gün kaynanalar günüdür ve fakat sizin bundan haberiniz yoktur. Omae wa mou shindeiru. Nani? Belki de en özel günlerden bir tanesi, çünkü sevgilinizle karşılıklı birbirinize verişiyorsunuz. Ne oldu Abidin? Mobil vereyim mi? Mobil veriyi veriyorsunuz. Her şeyi veriyor. Ya senin için fesat be oğlum. Ay ben senin beynine limon sıkayım ya. Vallahi iyice delirdin sen. Oğlum öyle bir şey değil. Buradan sevgili seyircilerime sesleniyorum. Abidin bekar. Ama onun için hiçbir şey yapmayın lütfen. Bırakın böyle kalsın. Bu zekayla fazla yaşamaz zaten. Evet evet. Siz sevgilinize veriyorsunuz. Sevgiliniz size veriyor. Siz sevgilinize veriyorsunuz. Sevgiliniz size veriyor. Karşılıklı bir alışverişten bahsediyoruz. Sevgiden bahsediyoruz. Muhtemelen de siz de sevgilinize ve sevgilinize ya da sevgililerinize, metresinize, yani eşinizin dışında geri kalan herkese veriyorsunuzdur, veriştiriyorsunuzdur. Alın, verin, ekonomiye can verin. Gerçi bu alışverişte, yani sevgililerin birbirlerine alışverişinde ekonomiyle bir alakası yok bu işin. Bu işin tamamen nüfus planlamasını sabote etme girişimleriyle alakası var. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir istatistik var. Yılbaşından sonra en çok dünya üzerinde kondomun satışlarının patladığı gün olarak 14 Şubat tarihe geçiyor. Ne demekmiş 14 Şubat? Sevgililer günü. Abidin ne demekmiş? Kendimizi kapatalım da millet bizi... Verin verebildiğiniz kadar. Sevginizi verin, yüreğinizi verin, eşinize verin, metresinize verin, sevgilileriniz... Siz yine de eşinize verin, orada kalsın. Çünkü en çok hatrını o bilecektir. Diyelim hiç kimseyi bulamadınız. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. O halde eski sevgilinizi Instagram'dan, sosyal medyadan, ne bileyim artık Facebook'tan, kaldıysa Facebook kullanan, stalklayabilirsiniz. Tabii ki eski sevgilinizin de sevgilisinin olmaması ya da sizi unutmaması gerekiyor. Çünkü siz yalnızsınız, zannediyorsunuz ki herkes yalnız, öyle bir dünya yok. Evren boşlukları sevmez. Anında doldurabilir. Tüm bu olanlardan ayrı. Diyelim ki 14 Şubat günü sevgiliniz yok. Olabilir insanlık hali. Her dönem sevgiliniz olacak diye bir kural, bir kaide yok. Var. Nasıl var? Benim yok çünkü. Tamam, senin olmayabilir. Abidin yapacağın en güzel şey. Bunu siz kendi üstünüze almayın lütfen. Ben bunu Abidin'e söylüyorum. Abidin 14 Şubat sevgililer gününde erkenden yatıyorsun. Güzel bir uyku çekiyorsun. Bakarsın sabah gusül abdesti alırsın. Bazı şeyleri burada söyleyemiyoruz. EST yapım çatısı altındayız. TRT'nin rütüyü varsa EST yapımında Ahmet Mansuroğlu'su var. Dolayısıyla ben ve Abidin burada uçamıyoruz çok fazla. Kimse kusura bakmasın. Yüzyıllardır oynanmasına rağmen hiçbir seyirci sahneye fırlayıp
Romeo'nun zehirli iksiri içmesine engel olmamıştır. Sonunda geminin batacağı bilindiği halde Titanic defalarca izlenmiştir. Bitecektir korkusuyla. Aşktan kaçarsan hayattan hiçbir tat alamazsın. Çünkü Romeo ölmeli, Titanic batmalı. Ama aşk, ey aşk, her şeye rağmen güzel yaşanmalı.